Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda 3 tane cihazı karşılaştıracağız. Mavic Mini, Mavic Mini 2, X8, Fimi X8 Mini. Bu cihazların başlıca özellikleri 249 gram yani 250 gramın altında olmaları. Haliyle sivil havacılık kaydı gerektirmiyorlar. Aslında bu cihazlar Amerika Birleşik Devletleri için geliştirilmiş cihazlar. Bizim ülkemizde biliyorsunuz sivil havacılık kayıt sınırı 500 gram. Bu cihazlar hem gelecekte gelecek olan güncelleme ile 250 grama düşecek olan bu sivil havacılık limitinin önüne geçen cihazlar, hem de taşıması çok kompakt, yanınızda bulundurması çok basit, hemen bir çantanıza atabileceğiniz çok ufak yapıya sahip, hem de çok ekstrem özellikleri olan cihazlar. Şimdi insanlar son zamanlarda mesela Mavic Mini'nin kombosunu 3900'e 4000 lira alırlarken, şu an cihaz kara borsaya düşmüş durumda. 5,5-6 bin liralara kadar satılıyor. Mini 2 deseniz zaten 7-8 bin liralardan insanlar ağzını açar oldular. Ama X8 Mini de fiyat aralığı 3900 ile 4500 arasında gidip geliyor benim takip ettiğim kadarıyla. Bana bu cihaz ücretsiz geldi. Şu cihazları da özel lansman fiyatlarıyla aldım. İki cihaz da Türkiye cihazı değil. Kutu açılışlarını izlediyseniz. Şimdi bu cihazları kıyaslarken benim açıkçası herkesin dem vurduğu sorun olan rüzgar direnci sorununu ben ele almaya çalıştım. Çok rüzgarlı bir havada bu 3 cihazı da uçurdum. Performansları Mini beni hiç şaşırtmadı. Çünkü rüzgara açıkçası hiç direnci yok. Yani Mini'ye açıkçası bu parayı verip almak biraz çok amiyane tabirle söylemek istiyorum, paranızı çöpe atmak oluyor. Ama Mini 2 muazzam bir rüzgar direnci var. Mini'nin sahip olmadığı o rüzgar direncini bu cihazda tamamen aşmışlar. X8 Mini de Mini kadar kötü olmasa da Mini 2 kadar da iyi bir rüzgar direncine sahip değil, ama yine de stabil olduğunu ben düşünüyorum. Fiyat performans oranına gelecek olursak bence Mini 2 burada açık ara bütün bu iki cihazdan da üstün durumda. Eğer bütçeniz varsa 8000 liraya kadar, 7500 liraya kadar çıkabiliyorsanız ben açıkçası Mini 2 almanızı tavsiye ederim. Ama hani yeni başlayacağım diyorsanız X8 Mini de sizi oldukça tatmin edecektir. X8 Mini'nin bence en büyük eksisi şu an yedek bataryasının ve çantasının vesairesinin hani bir combo set olarak satılmıyor oluşu. Onun haricinde cihaz gayet tatmin eder durumda. Zaten teknolojinin sürekli küçüldüğünü görüyoruz. İşte Mini de bu şekilde. Mini 2 de biraz daha küçük. X8 Mini de ürün daha da küçük hale geliyor. Benim yaptığım testlerden bir tanesi de cihazların düz gidiş testi. Bunu da açıkçası Mavic Mini'yi test ederken fark ettim. Cihaz ne ileri götürdüğünüzde ne de geri çağırırken düz bir çizgi üzerinde gelemiyordu. Bunu da çok garipsedim açıkçası. Tekrar acaba bunu test edebilir miyim diye düşünerek bir test yaptım. Ve bu testte çok inanılmaz sonuçlar ortaya çıktı. Siz de videonun devamında bu testi izlediğinizde buna çok şaşıracaksınız. Yani bu yüzden zaten Mini almanızı istemiyorum. Ama dediğim gibi eğer paranız yetiyorsa, yani 4000 lirayı veren bence 7-8 bin lirayı da verir. Burada Mini 2 alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da hiç ona bulaşmayayım derseniz aktif track özelliği olan bu iki cihazda bu arada beni takip et fonksiyonunu kullanamıyorsunuz. Yani cihazdan, ekrandan bir nesneyi seçip kendinizi takip ettiremiyorsunuz. Daha önce de bir videomda bundan bahsetmiştim. Ama X8 Mini'de bu özellik var ve gayet stabil, gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, kayak yapmaya gittiniz, snowboardunuza bindiniz ya da işte kayak takımlarınızı kuşandınız, kayacaksınız, cihazı havaya kaldırıyorsunuz, beni takip et seçiyorsunuz ve X8 Mini sizi takip edebilirken Mini 2 ve Mavic Mini sizi takip edemiyor maalesef. Yine cihazların yüksekliğe çıkış hızlarını ve yükseklik mesafelerini test ettim. Oradaki görüntü bağlantısı olup olmadığını görmek anlamında. Yine ufak bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Mini dünyası kızışıyor. Artık aslında drone dünyasından Mini dünyasına doğru bir akışımız var. Çok enteresan. Şimdi DJI Mini S'nin gördüğünüz zaten videolarını ve fotoğrafları leaklendi. Yani bunları her yerde bulabiliyoruz artık. X8 Mini Pro geliyor. Zaten Hubsan Zino Mini Pro'yu biliyorduk. Şimdi Hubsan Zino Mini SE yaptı. Bir de bunların arasından böyle ben de varım ben de varım dercesine Aden Mini SE geliyor. Bir de Aden Mini'nin FX Mini Pro'su geliyor. Bakalım ortalık iyice bir karışacak gibi. İlk kez Aden bir cımbıllı bir cihaz yapıyor. X8 Mini Pro yapıyor. Engel sensör olacak muhtemelen. Hubsan engel sensörünü kaldırıyor. Mini SE yapıyor. 300 dolar civarında bir fiyatı olacak. Yani piyasa inanılmaz kızışıyor. Dolar da artıyor ama işte fiyatlar da yükselecek muhtemelen. Bakalım neler olacak. O cihazların hepsini tek tek numunelerini birer örneğini istedim. Elime ulaştığında hepsiyle alakalı detaylı videolar çekeceğim. Allah bize bu 6 tane 7 tane drone'u karşılaştırdığımız videoları çekmeyi nasip etsin. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar.
daha var. Şimdi cihaz ileride görüyorsunuz geliyor hafiften. Şimdi bu Mini 2. Mini 2 düz çizgi uçuşunda. Yani şöyle yapıyorum açıkçası. Bakalım tek elimle gösterebilecek miyim? Şöyle yapayım. Biraz da şöyle işte kamerayı geri alalım. Şimdi şu joystick'i ileri doğru itekleyerek yaptığım sürüşte düz çizgi uçuşunu sorunsuz bir şekilde yapıyor. Görüyor musunuz? Düz çizgi halinde. Herhangi bir, şu an rüzgar da var. Herhangi bir sapmaya maruz kalmadan şöyle yakın yapalım. Mesela geri çekeceğim. Bakın aynı düzlükte uçabilecek mi? Görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden, sağa sola kaymadan uçuyor. Hatta başka bir bahçenin üzerinde uçuyor. Yalnız bu arada şu an rüzgar var. Bakın şöyle göstereceğim. Rüzgar bu taraftan esiyor. Elim şeyde, joystick'te. Ve cihaz gelmemek için direniyor. Bakın cihazı rüzgar çekiyor. Ben de ileri doğru gidiyorum ama yine de gelmiyor ve geriye doğru gitmeye devam ediyor. Cihazı bir türlü getiremedi. Şu an herhalde geliyor. Tamam. Şu an istediğim oldu. Yalnız düz uçarken herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Tekrar göstereyim onu. Şöyle biraz cihazı aşağı indireyim. Daha iyi anlayabilmeniz için. Hatta şöyle tehlikeli bir uçuş yapalım. Sağlarında ve solunda çitler var. Şimdi düz uçuş yapacağım. Şimdi şöyle. Bakın cihaz gayet düz rotasında uçuyor. Herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Şimdi az önce bunu ben Mavic Mini'de denediğimde inanılmaz beni yordu. Cihaz sağa sola yalpaladı. Zaten videodan da şimdi koydum. Anlarsınız. Mesela X8 Mini'de bu olmamıştı. Bunu daha önce test eden biri olup olmadığını bilmiyorum ama düz bir çizgi üzerinde cihazı spor modda iteklediğinizde Mini 2 ve X8 Mini düzgünce uçabilirken maalesef Mavic Mini uçamıyor. Bu Mini 2 şöyle yakından göstereyim. Hatta ayırt edebilmeniz için şöyle bir şey de yapacağım. Mesela bunun üzerinde mavi baby şarkım var. Ben tabii diğer arkadaşlar gibi şey çekmiyorum yani Ahmet'in Mehmet'in drone'uyla ya da bana işte video çekmem için gönderilen cihazlarla video çekmiyorum biliyorsunuz. Şimdi bu cihaz burada uça dursun. Bunu herhangi bir şekilde hareket ettirmemek adına şöyle koyuyorum. Hemen diğer Mavic Mini'yi alıp geleceğim. Onu da uçuracağım. Onun da uçmadığını göstereceğim. Bu da benim Mavic Mini'm. Şöyle yan yana getireyim göstereyim. Şimdi Mavic Mini'yi kaldıracağım. Bunda cihazın düz bir çizgi üzerinde uçamadığını göstermeyi hedefliyorum size. Bu Mavic Mini'lerde bir problem. Yani aslında Mavic Mini almayı düşünüyorsanız eski bir teknoloji olduğu için ben zaten tavsiye etmiyorum böyle eski teknoloji cihazları almanızı ama tabii siz bilirsiniz. Mavic Mini almak, 2 almakta fayda var. Hemen kumandayı da açalım. Bu arada nefes nefese kaldım. Tamam. Şöyle hemen tekelim de. Açıkçası böyle yapmayacaktım. Yani bu videoyu çekecektim, video üzerine konuşacaktım ama bu gördüklerim beni bunu çekmeye itti. Şimdi şöyle yapalım. Zaten cihazın bakın sallantı oranına bakın. Mavic Mini 2'ye bakın. Mini 2'ye bakın. Bu kadar sallanmıyor. Şimdi ne demek istediğimi de gösterebilmek adına şöyle cihazı bir döndüreyim. Şimdi bakın cihazı götürüyorum. Bakın sağa sola ne kadar kaydını gördünüz mü? Benim götürdüğüm hiza şu şekildeydi. Yani şurada olması gerekiyordu cihazın. Ama şu an cihaz şurada. Şimdi tekrar çekelim. Bakın. Şu an yanından geçip gitti. Ve çapraz gitti. Yani bakın şöyle izah edeceğim. Şimdi cihaz şurada. Cihazın çapraz gittiğini görebilirsiniz. Cihaz burada. Bense şu pedin buradayım. Şimdi nasıl çapraz gittiğini size göstereceğim. Bu açıkçası büyük bir sorun. Şu anda zaten sallanıyor görüyorsunuz gemi gibi. Ama şu yakışıklı şunu göstereyim. Baba Yiğit gibi orada çakılı kaldı. Bu kadar uzun çekmeyecektim dediğim gibi. Ama Mini'deki bu problemi de görmüş oldum. Ne X8 Mini'de ne Mavic Mini 2'de bu problem yok. Bu büyük bir problem arkadaşlar. Yani siz drone'u düz bir çizgide uçurduğunuzu düşünüyorsunuz. Örnek veriyorum cihazla bağlantınız koptu ve geri gelmesi için kumandadan cihazınızı yönetiyorsunuz ama cihazınız düz gelmiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Aradığınız cihazı bulamazsınız demek. Çok tehlikeli. Yani şimdi DJI tabii ki bu işin piri, bu işi en iyi yapan firma. O konuda herhangi bir problemimiz yok. X8 Mini'den de Mavic Mini çok çok kat kat üstün bir cihaz. Ama Mavic Mini için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın bu kadar da vaktinizi aldım böyle bir videoyla. Umuyorum bunun da faydasını epey epey görürsünüz.
Şimdi arkadaşlar malumunuz bu cihaz rüzgara direnci biraz zayıf oluyor. Şu anda epey bir rüzgar var. Şuradaki ağaçları sallayışından görebilirsiniz. Benim en büyük dezavantajım kumanda bağlantı kablomda yaşanan sorun nedeniyle cihazın ekranından görüntü alamadan şu an cihazı uçuruyorum. Şimdi X8 mini böyle sert bir rüzgarda, gerçi şu an aşağıda ben hissedemiyorum ama bu şekilde sallantılı uçuyor. Bu zaten diğer DJI ürünlerinde de var. Ama umuyorum bu sallantı normaldir. Gerçi şu an rüzgar kesildikten sonra da epey stabile aldı kendini. Bakın. Hatta şöyle anlaşılması açısından biraz daha yukarı çıkartalım. Biraz da şu ağacın oraya götüreyim şöyle. Biraz daha şöyle alalım ağacı. Şimdi ağaçların orada görebiliyorsunuz. Biraz da yakınlaştıralım. Rüzgar epey esmeye başladı. Yani epey sert bir rüzgar var. O sertliğe rağmen drone'u şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani drone savrulsa da herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Şu olabildiği biraz daha yaklaşmaya çalışayım drone'a. Drone burada. Ağaçların zaten çıkardığı sesi duyabiliyorsunuz. Yani rüzgar testi gibi bir test oldu açıkçası. Amacı böyle bir test değildi ama epey rüzgarlı bir havada cihaz savrulsa da yine de bana mısın demeden şuraya devam edebiliyor. Güzel oldu ya, çok beğendim ya. Aslında böyle bir video çekme düşüncem yoktu. Bugün biraz havanın rüzgarlı olması değil mi? Aslında çekip çekmemekle kararsızdım ama yine de güzel bir şey yakaladık diye düşünüyorum. Rüzgarı görebilmeniz için biraz da geniş açıya alıyorum. Yani şu an inanılmaz bir rüzgar var. Gerçekten çok sert bir rüzgar esiyor. Ona rağmen cihaz rüzgara dayanıyor. Biliyorsunuz Mavic Mini'lerde ve Mini 2'lerde bu rüzgardan dolayı çok fazla düşme vakası yaşandı. Şu an cihazı biraz daha tutuyorum ki herhangi bir şey başına gelirse cihazımızın ne olduğunu, başına neler gelebildiğini görelim diye. Şimdi bir de şöyle bir durum var, bunu da anlamanız için söylüyorum. Ben şu an kablo bağlantısını yapamamıştım, az önce onu da belirttim. Kablo bağlantısı cihazı savurdu. Şöyle görmenizi istiyorum, biraz daha şöyle yapalım. Rüzgar cihazla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Orada herhalde bir epey bir sarsıntı var. Ben burada çok hissedemiyorum ama malum ağaçların çıkardığı sesten şöyle biraz da geniş açı göstereyim. Malumsa bu rüzgardan cihaz orada epey sallanıyor. Ya açıkçası ben bu kadar hafif, bu kadar kompakt bir cihazın rüzgara bu kadar dirençli olabileceğini tahmin etmiyordum. Bu da hem sizin için, hem almayı düşünen arkadaşlar için, hem de yani drone'ları tanımak isteyenler için epey enteresan, güzel bir tecrübe oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi sadece bunu ayrı bir video olarak zaten kanalıma atacağım. Acaba rüzgar daha da şiddetlenir mi diye bekliyorum açıkçası. Şöyle. Evet, herhalde bu kadar rüzgar testi yeter. Şimdi evet, bakın cihaz orada savruluyor rüzgarla birlikte. Zaten muhtemelen mikrofonuma da rüzgarın vurduğunu hissediyorsunuz. Şu an yine bir sert bir rüzgar dalgası başladı. Cihaz irtifasını değiştirse de olduğu yerde stabil kalabiliyor. Bu da güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar Mavic Mini'yi de kaldırdım. Aslında versus videosu çekecektim. Yani hani bu cihazlar birbirine ne kadar yakın diye. Kullanılabilirlik açısından işte kalite anlamında, görüntü kalitesi, uçuş süresi vesaire dinamikleri karşılaştıracaktım. Ama hazır böyle de bir rüzgarlı ortamı bulmuşken kaçırmak istemedim. Aynı. Gerçi burada drone'u tam göremiyoruz. Şöyle biraz daha ağaçların kenarına çektim. Cihazı bir öncekinde de olduğu gibi, yani TV X8 Mini'de olduğu gibi aynı yere çektim. Stabilitesini kontrol etmeye çalışıyorum, rüzgar direncini. Filmi X8 Mini kadar sallanmasa da benim dikkatimi çeken en önemli şey cihazın çıkardığı ses yoğunluğu. İnanılmaz bir ses yoğunluğu var. Bu tabi Mavic Mini. Bir de bunu Mavic Mini 2'de görmemiz lazım. Onda biraz daha pervanenin vidalarını falan değiştirdiler. Belki onun da sese bir şey oluyordur, etkisi oluyordur. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bu önemli bir şey bence. Cihazın çıkardığı ses Filmi X8 Mini ile kıyasladığınızda rahatsız edici
Yani açıkçası kolluk kuvveti çeker bir gücü var, öyle söyleyeyim size. Bu dronları uçuruyorsanız biliyorsunuz kolluk kuvvetlerine yakalanmaya her zaman her an hazır olmanız gerekiyor. Bu da kendini takibi kolaylaştıran bir özelliği cihazın. Şu an hafif rüzgar hızlanıyor. Rüzgar hızlandığında cihazın yalpaladığını görebiliyoruz. Şöyle bakalım. Evet. Yani X8 Mini'de ne olursa onda da o oluyor gibi ama şöyle de bir gerçeklik var. DJI biraz daha burada bir iki tık daha herhalde önde rüzgar direnci anlamında. Cihaz biraz daha stabil duruyor. Aynı zamanda şu an kameraya kaydediyordum, onu tekrar sonlandırdım. Tekrar kamera kaydını tekrar başlattım. Biraz daha görüntü, biraz daha demeyeyim hatta biraz daha dersem küçümsemiş oluruz. Görüntü sabit, stabil. Cihaz yukarı aşağıda çıkmadığı için sadece sağa sola hamleler yapıyor. Dolayısıyla burada rüzgar direnci anlamında benim için DJI Mavic Mini X8 Mini'den bir adım önde. Arkadaşlar şimdi yine drone'u bu sefer Mavic Mini 2'yi aynı yere gönderdim. Rüzgar esiyor. Şu an çok bir rüzgar yok açıkçası. Mavic Mini 2'nin şansı da böyle oldu. Enteresan bir şekilde rüzgarımız çok yok. Ama şöyle söyleyeyim, ekrandan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Görüntü kalitesi biraz daha iyi. Havada stabilitesi konusunda birebir aynı. Eğer ekranda yine bir uyarı çıkarsa size bilgi vereceğim. Sport modda sürüyorum bu arada. Bilginiz olsun cihazı. Şöyle bir yakınlaştıralım şeye doğru, drone'umuza doğru. Evet. Hafif hafif rüzgar esiyor. Yani şu ana kadar hafiften sert bir rüzgar vurdu. Bakalım onu etkileyecek mi? Biz az önce bu Mavic Mini'de, yani düz birinci seri Mavic Mini'de olduğunda cihaz uyarı vermişti sert rüzgar diye. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Mini 1 rüzgar direnci açısından hem Mi X8 Mini'den hem Mavic Mini 2'den epey de geride bir noktada. Yani ilk cihaz olduğu için de muhtemelen birçok eksiği oluyor biliyorsunuz. Sonradan sonra işte 2, 3, 4'te geliştiriyorlar. Buna çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Apple Watch serisi kullanıyorsanız eğer 1 ve 2. hatta 3. seride neredeyse kanı gibi olan Apple Watch'lar sonraki serilerde şu an normal belki masaüstü bilgisayarınızdan daha hızlı bir işlemciye sahipler. Dronelarda da bu şekilde işliyor. Yani yeni model eski modelden her zaman daha iyi. Yani rüzgar biraz az olmasına rağmen herhangi bir uyarıyı henüz vermedi. Sanıyorum Mavic Mini 2'de bu rüzgar testini başarıyla geçmiş oldu. Sıralama yapacak olursak rüzgar testinde Mini 2, X8 Mini, Mavic Mini 1. Evet arkadaşlar, netice itibariyle ben tercihimi her zaman DJI Mini 2'den yana kullanıyorum eğer bütçeniz varsa. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ve ilk başlangıç için çok fazla para vermek istemiyorsanız şahsi tavsiyem X8 Mini ile devam edebilirsiniz. Aman ha, DJI Mavic Mini'yi almayın. Bunu kesin bir dille söylüyorum. Eskiden evet bu cihazı çok beğeniyordum ama şu an bu cihaz açıkçası artık tarihin tozlu raflarına kaldırılması gereken bir cihaz. Düz bir çizgide bile ilerleyemiyor. Zaten kaybedenlerin falan videolarını izlerseniz işte DJI'yi kandırarak yeni drone isteyenler, daha sonra drone'unu bulanlar falan bunlar çok fazla mevcut. Hatta o gelen drone'ları satan arkadaşlar var. Ben sizin yerinizde olsam, bütçem varsa Mini 2, bütçem yoksa X8 Mini, ona da bütçem yetmiyorsa biraz belki Aden'in dronlarını falan bekleyebilirim. Umuyorum videomu beğendiniz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan sorduğunuz soruların tamamını istisnasız yanıtlamaya çalışıyorum. Yine yorumlarda aklınıza takılanlar olursa bunları da belirtirseniz bunlarla alakalı da size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Başka bir videoda görüşmek üzere.